Vab, hoş geldin. Hoş bulduk. Senin için aslında iyi başlayan bir turnuva olmadı ama sonrasında açıkçası güzel bir bitiriş oldu ve ilk 30'da bitirdin. Ne düşünüyorsun? Yani tabii yani bu turnuvada ilk 3'e giremedikten sonra 4. olmayla 30. olmak yani ne Elo dışında bir şey için önemli değildi benim için. Hatta Burak abi turnuvadan sonra şey demişti, turnuvadan önce şey demişti bana. Vahap dedi, beşinciliği şimdi versek kabul eder misin demişti. Ben de yok abi, denemek isterim işte şampiyon olmayı. Hani kabul etmek istemem beşinciliği demiştim. 2 gün önce yine sordu, dedi beşi kabul eder miydin? Yine etmezdim dedim, yani aklımda kalırdı. Çok kötü başladım. Zaten benim turnuvam yani 3. gün, 4. gün bitti neredeyse. Ondan sonra tamamen antrenman amaçlı biraz Elo'yu toparlamak için oynadım. Son oyun çok güzel bir vezir fedası vardı. Onun bir açılışından istersen başlayalım. Açılış Emre abinin Satranç Medya'nın finalinde oynadığı, yarı finalinde oynandığı, İtalyan'da rok atıp atefaltı D4 oynandı, sürdü. O maçta bilmiyordum teoriyi. Direkt kayıp konumda kalmıştım. Ondan sonra öğrendim. Ama rakibim, yani burada hatta bir rakibim daha oynuyordu. Ama fil G5 yerine açılışta F4 hamlesini biliyordum. Yani fil G5'i bilmiyordum. Bugün fil G5'i görünce hatırlayamadım aslında. Dedim acaba ben mi, hani fil G5 vardı da ben mi hatırlamıyorum dedim. Ama öyle değilmiş. Bilmiyorum, yani doğru oynamamış olabilirim. Ondan sonra açılıştan hemen 10. hamle rakibim beraber teklif etti. Ama 30 hamle kuralı var. Yani kabul düşünemedim bile yani. Yasaktı zaten 10 hamle yapmak. Ondan sonra çok rahat bir konumda kaldım ama sürem çok az kaldı. Yani daha böyle 15-20. hamlede daha 10-15 dakika sürem kaldı. Ondan dolayı böyle hep en sağlam hamleleri seçmeye çalıştım. Bir yerde en kritik noktası maçın Vezir F2 aldığım noktada oyun tamamen bana kazanç oldu. Onu da çok ikilemde kaldım. Alayım mı almayayım mı? Zaten piyon öndeyim falan filan, ama en son yani bir dakikam vardı hatta orada. 2 dakikam vardı. Yani dedim bunu, yani gerçekten iki hamlenin arasında çok fark olduğunu anladım. Yani Vezir F2'nin kazanç olduğunu fark edince aldım. Sonra işte kale G2, şah E3. Burada ilk kale A2 alabiliyordum ama kale A2 yerine ilk bir tane piyon alıyorum H2'den. G3'ten mat istiyorum. At D2 tek hamle. Kale G3, at F3. Burada kale A2 aldım. Peki buraya kadar hesaplamıştın zaten. Hesaplamıştım. Vezir B3'e kale GG2 oynadım. Burada rakibin işte bir iki tane seçeneği vardı. Burada at H4 oynadı. Bence yanlış hamle ama bilgisayar ikisinde de kayıp diyor. B3'ten F7'yi aldı. File 8, vezir F6. File 8 çift soruymuş. Sürem çok sıkışıktı. Yani kale D6 ikimiz de kaçırdık. Vezir F6, şey at E7'ye. Kale Peki D6. maçtan sonradan fark ettin mi yoksa Ben analizin mi fark etti? oynadığım an fark ettim. Çok üzüldüm hatta. Yani kale D6'ya bir anda rakibime şans verdim oyun tam bitecekken. Kale D6 alsa işte alıyorum CD6, vezir D6. Oradan sonra şey oluyor. Bir anda E5'i de alıyor ve bu mat alanından çıkartıyor kendi şahını. Ama sonra bilgisayar maç sırasında direkt berabere yapmayı düşünüyordum ama o da iyiymiş bayağı siyah için. Ondan sonra zaten açıkçası yani bugün son tur diye rakibimin de çok istekli oynamadığını gördüm biraz. Bir de 11 tur, yani şimdi bu turnuvadaki bir fark da hani hissettiğim, bütün herkes duygusal bir oyun oynuyor. Yani çok, 20 yaş altı turnuvası olduğu için kimse, yani yenilen hemen çabuk çöküyor. Mesela kötü gidenler artık oynamamak istiyor, devam etmiyor. Bu mesela 40 yaşındaki bir oyuncuya göre çok gözle görülür bir fark. Çok duygusal oynamaları. Onu bugün bir şekilde kullanmaya çalıştım. Kullandığımı düşünüyorum. Çok teşekkürler Vahap. Güzel analizler, güzel sohbet için olimpiyatta başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ ol.